tekrar söylüyorum ki Urfa'yı baz almamak lazım ama genel itibariyle istismar vakalarında ve şiddet vakalarında ne yazık ki bir artış söz konusu. Bu artış %20-25 adli mercilere yansıyor, yansımıyor diyebilirim. Geri kalan %80'lik şiddet vakalarındaki yönetimler genelde aile içinde kendimiz halledelim, duyulmasın şeklinde müdahalelerle devam ediyor. Akraba evliliği, eğitimsizliğin beraberinde gelen en önemli sorun bence. Ve yine erken evlilikler. Kadın şiddeti sahada bu şekilde artmaya devam ediyor. Ve yine şiddetin artmasının en önemli sorunlarından biri, ben buna mutlaka değinmek istiyorum, uyuşturucu kullanımı. Çünkü uyuşturucu kullanımının az evvel de bahsettiğim üzere cinsel istismarların artmasında oldukça etkisi var. İnsanlar uyuşturucu etkisinde akıl dengesini kaybediyor, bir haya eksikliği, beyin dağınıklığı söz konusu ve ne yazık ki mevcut yönetim uyuşturucuyla ve istismarla mücadelede çok çok eksik kalmakta. Uyuşturucuyla alakalı şikayetler tabii ki geliyor, sahadan da sahadayız. Sivil toplum kuruluşuyla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Uyuşturucu kullanımının en ücra mahallelerde, köylerde bile arttığını söyleyebilirim. Ve ne yazık ki kadınlarımıza da uyuşturucu kullanımı çokça artmakta. Ve uyuşturucu kullanımıyla birlikte ne yazık ki daha savunmasız, daha korumasız hale gelmektediler. Ve şiddet gösterenler de aslında bunu amaçlamakta. Şimdi şöyle, 62-84 sayılı koruma tedbirleri sahada daha hızlı, daha ivedi müdahale etmeyi amaçlar aslında. Fakat ne yazık ki uygulamada müdahalelerde eksik kalmaktayız. Bunun da beraberinde çokça sorun yaşamaktayız. Nasıl derseniz 62-84'ün uygulanması zaten az evvel bahsettiğim gibi ivediliği amaçlamakta, fakat hem koruma tedbirinin alınmasında bazen geç kalıyoruz. Zaten mağdur kadınımız çoktan zarar görmüş olabiliyor veya koruma tedbirlerinde gittikçe azalan uzaklaştırma süreleri görüyoruz. Yönetmeliğin uygulanmasına başlamasıyla birlikte 6 aylık alabildiğimiz uzaklaştırma koruma tedbirleri ne yazık ki zamanla 3 aya ve zamanla 1 aya düştü ve şu an bir koruma tedbiri alırken beyana dayalı olmasına rağmen bazen hakim bizden delil isteyebiliyor. O uzaklaştırma koruma tedbirini vermekte ne yazık ki kanun uygulayıcılarımız imtina ediyorlar. Bunun sebebini inanın bizler de bilmiyoruz. Bence kanun uygulayıcıları bu konuda çokça eksik kalmaktalar ve bizler de sahada müdahale etmekte ne yazık ki oldukça zorlanıyoruz. Zaten delil aranması hukuka aykırı, beyana esas yürütülen bir yönetmelik. Fakat delil sunulsa dahi ne yazık ki bir ay bir uzaklaştırma koruma tedbiri alabiliyoruz. Ve koruma tedbirlerini talep ettiğimiz doğrultuda alamadığımız zamanlar da oldukça fazla oluyor. Ne yazık ki hakimlerimiz bu konuda biraz eksik karar verirken dediğim üzere, az evvel bahsettiğim üzere imtina ediyorlar. Ve bazen dilekçeler dahi okunmadan kopyala yapıştır diye tabir edebileceğim kararlar çıkıyor diyebilirim. 6284 sayılı kanunun uygulanmasında yine sahada bazı zorluklar yaşıyoruz. Koruma tedbirini alıyoruz, fakat koruma tedbirinin uygulanması hususunda kolluk kuvvetinin sahaya inmesi oldukça az, neredeyse yok diyebilirim. Koruma tedbirinin ihlal edilip edilmediğini normalde kolluk kuvvetlerinin sahaya inerek kontrollerle şiddet mağduru kadının akrabalarıyla, dostlarıyla, komşularıyla, gerekirse muhtarla konuşarak teyit etmesi ve gözetim altında tutması gerekmektedir. Fakat ben kendi dosyalarımdan da yola çıkarak kolluk kuvvetinin sahaya inip bu tarz kontrolleri yapıp yapmadığı hususunda hiçbir işlem görmedim. Ve ihlalleri çok geç saptıyorlar. İhlallerin geç saptanmasıyla birlikte zaten şiddet mağdurunu korumakta oldukça eksik kalıyoruz. Sığınma evleri, bence her il için söylüyorum, zaten yetersiz ve yetersiz şartlarda. Kadın sığınma evine gittikten sonra 1-2 ay veya 3 ay kalıp daha sonra o şartlarda yaşayamayacağını anladığında bazen zoraki olarak şiddet gösteren eşine veya şiddet gösteren kim ise ona geri dönüyor veya kendi hayatına geri dönmek istiyor. Çünkü yaşanılabilecek şartlar değil ve kadınlara istihdam sağlanmıyor. Sadece yetersiz bir önleme diyebiliriz.
Kadınlar için sığınma evine yerleştikten sonraki süreç daha detaylı yürütülmeli diye düşünüyorum ben. Mağdur kadınlara istihdam sağlanmalı, yeterli yaşam koşulları sağlanmalı, yeterli güvenlik sağlanmalı. Fakat dediğim gibi yetersiz bir önlem, 2-3 aylık bir önlem benim kanaatimce. Kadın sığınma evi şartlarını, şiddeti sığınma evi şartlarına tercih ediyor diyebilirim. Bilirim ki dediğin üzere şiddetin önlenmesinde sahada sadece hukuki boyutla çalışmak zaten mümkün değil. Bence en önemli aşama önleme aşaması. Bu durumda da şiddetle mücadelede sahada etkin bir çalışma yürütmek gerekir. Burada devlet kurumları, gerek belediyeler ve gerek diğer tüzel kişiler, sivil toplum kuruluşlarıyla tam bir işbirliği yapmak durumundalar. Sahada daha etkin bir çalışma yürütebilmek için. Ne yazık ki ben uygulamada bunu da eksik görüyorum. Oldukça iyi bütçesi olan belediyelerimiz, oldukça iyi bütçesi olan diğer tüzel kişiliklerimiz, sivil toplum kuruluşlarına çok fazla destek vermemekte, iyi bir işbirliği süreci yürütememektedir.